TV Bu Spor'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Riva tesislerindeyiz. Çok değerli, çok özel bir konuğum var canlı yayında bugün. Amili Takım Teknik Direktörü Stefan Kunz bizimle birlikte. Hem Türk futbolunun mevcut durumunu konuşacağız. Amili takımımızdaki tercihlerini değerlendireceğiz. Hem de geleceği konuşacağız. Merak edilen çok fazla detay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Hiç çalışmalar değil. Öncesinde, antrenmanlar öncesinde. Ama tabii ki yayına başlamadan önce maalesef üzücü bir olayla karşılaştık. İstanbul Taksim'de üzücü bir olay gerçekleşti. Öncelikle bütün ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Erst einmal möchten wir uns bedanken für die Einladung und für diesen Programm kurz vor diesem Trainingslager. Natürlich müssen wir auf das Thema in Taksim erst einmal eingehen. Dort gab es eine unglückliche Situation und wir wünschen den Betroffenen oder unserem Beileid und den Verletzten natürlich schnelle Genesung. Möchten Sie dazu etwas sagen? Ja, wir waren auch geschockt und sehr traurig jetzt und hoffen, dass viele Menschen schnell wieder gesund werden und sind mit unseren Gedanken bei den Angehörigen. Tabii ki biz de ilk etapta oradaki olan olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Bugün orada İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz ve ayrıca orada yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Size de çok teşekkür ediyoruz tercüme için. İngilizce, Almanca, Almanca, İngilizce tercüme için Semih Zorlu bizimle birlikte olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, uzun bir aradan sonra milli takım bir araya geliyor. Özel maçlarla bir araya geleceğiz. Hem Diyarbakır'da hem Gaziantep'te İskoçya ve Çekya maçları bizi bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun her bölgeye ulaşma arzusunu bir teknik adam gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle başlayalım. Die Mannschaft kommt zusammen, ein neues Trainingslager, zwei Testspiele, das erste in Diyarbakır, das zweite in Antep. Wie sehen Sie das, dass die Nationalmannschaft und der Verband versucht, soweit es geht, in verschiedenen Städten präsent zu sein und die Spiele auszutragen? Das ist eine gemeinsame Entscheidung, das ist der Wunsch von den Spielern und vom Trainerteam logischerweise auch und das Präsidium unterstützt diesen Wunsch. İlk etapta tabii bu ortak bir kararımız. Hem oyuncular, hem teknik ekip, hem de federasyon böyle bir karar almak istedi. Wenn ich richtig weiß, sind wir zum ersten Mal in Diyarbakır und nach 25 Jahren, glaube ich, wieder in Gaziantep. Doğru biliyorsam ilk defa Diyarbakır'a gitmiş olacağız ve Antep'te yaklaşık 20-25 sene sonra bir milli maç müsabakası görmüş olacak. 21 yıl sonra, evet, Antep'te. Und wie wir gehört haben, sind Hotels schon gut gebucht, auch so in den Nachbarstädten und von daher gesehen freut es uns, das ist genau Sinn und Zweck der Sache, warum wir zu den Leuten hingehen möchten. Wir möchten uns dort vorstellen, wir möchten dort mit unserem Spiel dafür sorgen, dass sie uns weiter unterstützen. Tabii burada aldığımız haberlere göre orada çevredeki şehirlerden de talep çok yüksekmiş. Otellerde fazlasıyla doluluk oranı varmış. Bu tabii bizi memnun ediyor. Amacımız da tabii ki oradaki Türk insanlarına hem milli takımımızı göstermek, sunmak hem de onlarla beraber bu heyecanı yaşamak. Tabii ki ülkemizin bu şekilde önemli maçlarla tanıtılması da bize gurur verecek, mutlu edecek bizleri. Selbstverständlich wird es auch uns weiterhelfen, dass wir so wichtige Gegner und Spiele dann an solchen Orten austragen. Ja, die Vorbereitung für die Europameisterschaft, die ist praktisch mit dem letzten Spiel in der Nations League losgegangen, also jetzt. Wir haben deswegen auch zwei Gegner ausgesucht. Die ungefähr die Gruppenspiele schon ein bisschen simulieren können. Wir spielen in den Gruppenspielen gegen Wales, dann ist Schottland sicherlich auch ein Team aus dem UK, was passt und von daher gesehen bin ich mit den zwei Gegnern sehr glücklich. Tabii şimdi son maçlardan sonra aslında Avrupa Kupası için eleme maçlarına biz hazırlanmış olduk. Böylelikle de rakiplerimizi ona göre seçtik. Mesela İskoçya ilk maçımız. Galler bölge olarak oraya yakın. Yani burada tabii biz de rakiplerimizi seçerken bizi bu önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlayacak rakipleri seçmiş olduk.
Kadroyla başlamak istiyorum. Biraz zaman zaman tartışıldı, biraz zaman zaman eleştiriler oldu ama çok zor bir mücadeleyle takıma geldiniz. Yani Norveç mücadelesiyle takımın başına geldiniz ki sizi ne kadar zorlu bir görev beklediğini hepimiz farkındaydık. Zaman zaman kadro tercihleriniz tartışıldı ama son açıklanan kadroya özellikle baktığımızda ve Portekiz maçının kadrosuna baktığımızda mesela Portekiz maçından bu maça kadar Portekiz maçında olup bu maçta olmayan 8 oyuncu var ve sakat değil bu oyuncular. Farklı bir yöne mi evriliyor milli takım kadrosu? Daha fazla genç oyuncuları da görme fırsatımız oldu ilk defa katılan ve bu bizi mutlu ediyor. Çünkü o genç oyuncuları da biz Türk milleti olarak tabii ki izlemek istiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Milli takımda bir kabuk değişimi mi var? Es ist natürlich so, dass wir jetzt erstmal mit dem Kader gerne anfangen wollen. Sie standen sehr oft in der Kritik. Wir haben immer wieder mit dem Start des Norwegen-Spiels damals bei den Kaderzusammensetzungen immer wieder andere Stimmen gehört, wo die den einen oder anderen doch lieber hätten sehen wollen. Und wenn wir jetzt vergleichen natürlich zwischen dem Kader des Portugal-Spiels und dem heutigen Kader, sehen wir, dass knapp 8 Spieler dann nicht dabei sind und die sind auch natürlich nicht verletzt. Das bedeutet, es ist eine Entscheidungsgrundlage gewesen, hier eine Veränderung vorzunehmen. Da sind junge Spieler jetzt dazugekommen, was uns extrem freut. Ist es eine Neuformierung der Nationalmannschaft oder neue Gedanken? Also generell, als ich angefangen habe, ging es ja auch darum, junge türkische Spieler zu entwickeln. Wir haben jetzt, seit ich hier bin, insgesamt, glaube ich, 10 Spieler in die Nationalmannschaft gebracht, die jünger als 21 Jahre sind. İlk etapta tabii burada bizim hedefimiz geldiğimizden beri aynı zamanda gençleri geliştirmek ve onları da tabii A milli takıma entegre etmekti. Orada da yaklaşık U21 yaşı altından 10 tane oyuncuyu kadroya katmış olduk. Und bei der Kritik am Kader müssen wir unterscheiden. Tabii kadronun eleştiri konusunda da tabii biraz ayırmamız gerekiyor konuları. Dass Beşiktaş-Fans nicht zufrieden sind, wenn nicht genug Beşiktaş-Spieler drin sind, dass Fenerbahçe-Fans nicht genug zufrieden sind, wenn nicht genug Fener-Spieler und so geht es mit Trabzon, mit Gala weiter, kann ich verstehen. Ich finde, das ist eine Loyalität zwischen den Fans und den Spielern ihrer Mannschaft. Tabii şimdi eleştiri konusunda büyük camialarda bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri çok doğal bir şey. Buna da saygı gösteriyorum. Bu kulüplerine karşı olan sevgisini, saygısını göstermiş oluyor. Fakat burada tabii eleştiri konusunda bunun çok bize göre faydalı bir eleştiri olacağını tabii görmüyoruz. Und ich kann neben der Loyalität auch die Emotionen verstehen. Tabii burada onların o kulüplere olan bağlarını gerçekten anlayabiliyorum, hissediyorum. Aber mein Job ist es, nach Leistung aufzustellen und die Puzzlestücke so zusammenzusuchen, wie ich denke, wie es zum Schluss ein Gesamtbild gibt. Tabii burada benim ama ilk etapta göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları. Burada bir puzzle gibi düşünün. Ben en doğru şekilde bunları birleştirdiğim zaman bir bütün haline gelebiliriz. Bizim amacımız teknik ekip olarak bunu sağlamak. Von daher haben wir gesagt, die November Länderspiele dienen unter auch zwei Zwecken. Zunächst wollen wir nochmal neue und junge Spieler oder auch wie jetzt mit Samet auch ein bisschen älteren Spieler schon nochmal kennenlernen, die sich jetzt in der Saison gezeigt haben. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite dann auch taktisch vielleicht das eine oder andere probieren, weil wir das jetzt eben noch können. Tabii diğer konularda da bana bu sorular sorulduğunda iki konuya değinmiştim. Birincisi tabii genç oyuncuları görmek, yeni oyuncular görebilmek. Burada sırf gençler değil, mesela Samet örneğin yaş olarak farklı bir pozisyonda. Fakat yine de onu görmek istedik. Fakat aynı zamanda da tabii bizim saha içinde hangi değişiklikleri yapabiliriz? Bunun üzerinde de çalışıyoruz ve bu da bu önümüzdeki iki maçta bize imkan sağlayacak. Şimdi tabii genç oyuncular deyince kimden bahsedeceğimi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Arda Güler 7'den 70'e herkesin severek takip ettiği, izlediği, hatta Fenerbahçe maçlarını sadece Arda için izleyenler bile var. Siz de onun gelişimini yakından takip ediyorsunuz. Son kadroya baktığımızdan bu yana Arda Güler de ne değişti de onu kadroya almaya karar verdiniz? Natürlich, wenn es junge Spieler geht, möchte ich auf das Thema eingehen, Arda Güler. Es ist natürlich so, dass sehr viele Menschen, unabhängig von Fenerbahçe, ihn verfolgen und auch Spaß haben, ihn im Fernsehen oder auf dem Platz zu sehen.
Und gibt sicherlich auch Fans, die nur seinetwegen auch dann vielleicht mal dieses Spiel schauen. Was hat sich verändert zwischen der ersten Zeit, dass er auf dem Platz stand und nicht einberufen wurde, und dem heutigen Zustand, dass er wieder jetzt dabei ist? Ja, also zunächst haben wir ja einen Auftrag gehabt, in der Nations League in die B-Gruppe aufzusteigen. Und ich habe auch immer gesagt, dass das sicherlich bis zu dem letzten Spiel praktisch auch ein... Schon, dass wir dort schon immer einen ähnlichen Kader zusammen hatten, weil sich die Jungs etwas erarbeitet haben, und das wollte ich mit denen bis zum Schluss bringen, was wir mit dem Aufstieg auch geschafft haben. Şimdi Ulusal Ligi kadrolarında biraz daha dikkat ettiğimiz konu bilhassa Haziran ayı kampıyla ve son kampımızda çok fazla oyuncu rotasyonu yapmamak. Çünkü o Ulusal Ligi maçlarındaki hedefimiz, işte B grubuna çıkma hedefimizi o oyuncularla beraber ulaşmayı arzulamıştık. Onun için orada çok fazla da değişikliğe gitmedik. Und wie ich jetzt eben gesagt habe, jetzt stehen zwei Freundschaftsspiele an. Es ist nicht ein so wahnsinniger Druck da, der dann auch auf so einem jungen Spieler liegt. Es war klar, dass wir nochmal ein paar junge Spieler ausprobieren, wie mit Emirhan oder Taib jetzt zum Beispiel, die noch mit dazukommen. Und jetzt ist es einfacher für Ada bei uns im Kreis zu sein. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich stehe im engen Austausch mit Jorge Jesus, weil wir beide für den Jungen und seine Entwicklung nur das Beste möchten. Und jetzt bin ich froh. Ich habe ihn eben mal zum ersten Mal drücken können und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Şimdi önemli olan tabii bu Ulusal Ligi maçlarında rakipleri ne kadar hani ilk etapta şey yapmasak da bizim oradaki baskı durumumuzla şu anki hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Yani bu Arda gibi bir oyuncunun veyahut da aynı zamanda bu Emirhan veyahut da Tayyip için de geçerli. Bu tarz oyuncuların tabii şimdi A milli takıma entegre olmaları, bu ortamda biraz daha rahat edebilmeleri şu anki kampımız sürecinde ve bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Tabii biz veyahut da bizler için önemli olan hocalar olarak oradaki hocalarla da, yani Fenerbahçe'nin Jorge Jesus hocasıyla mesela birçok sefer irtibat halindeyiz. Yani bizler tabii bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onların üstündeydi zaten. Jorge Jesus dediniz. Jorge Jesus'u beğeniyor musunuz? Sie haben den Trainer erwähnt. Was halten Sie von dem Trainer? Ich halte von all meinen Kollegen sehr viel. Mit ihm ist der Austausch natürlich jetzt etwas mehr geworden, weil wir auch relativ viele Fenerbahçe-Spieler eingeladen haben. Tabii burada teknikdirektörlerle genel olarak aramız çok iyi olduğu için ben tabii onların da yapmış olduğu işleri çok beğeniyorum. Tabii onunla bilhassa daha çok görüşüyor olmamızın nedenlerinden birisi de şu anki kadromuzda Fenerbahçe'den daha çok oyuncunun katılmış olması. In dem Zusammenhang kann ich noch gerade sagen, dass ich mich freue. Es ist ja keine Abstellungsperiode, es ist ja keine Pflicht, uns die Spieler zu geben. Die Zusammenarbeit mit den türkischen Vereinen ist überragend. Mit ein, zwei ausländischen Vereinen haben wir leider etwas Probleme. Die möchten ihre Spieler nicht abgeben, beziehungsweise nicht für beide Spiele. Tabii burada değinmek istediğim aslında bir konu daha var. Yani kulüpler konusu açılmışken bu kamp döneminde normalinde kulüplerin bize oyuncularını gönderme gibi bir mecburiyetleri yok. Fakat burada hiçbir Türk kulübünden hiçbir oyuncuyla ilgili bir talep gelmedi. Burada biz kimi davet etmek istediysek onları bize gönderdiler. Bu hususta kulüplere, oradaki çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu Avrupa kulüplerinde biraz daha farklı oldu. Orada yorgun olan oyuncularımızla ilgili tek maç veya hiç çağırmama gibi talepler de oldu. Yani bu hususta Türkiye'deki kulüplere gerçekten teşekkür ederiz. Şu da zaman zaman konuşuluyor. Tabii bu önemli. Yani teknik direktörlerle olan ilişkiniz de önemli ki oyuncularla da muhtemelen daha fazla vakit geçirmek istiyorsunuzdur, değil mi? Yani A milli takım teknik direktörü olarak oyuncularla az vakit geçirmek durumunda kalıyorsunuz. Sadece büyük turnuvalar öncesinde belki biraz daha fazla vakit geçirmek durumundasınız. O da herhalde en büyük eksik hissettiğiniz noktadır diye düşünüyorum. Ich vermute, dass natürlich Sie als Trainer nur bedingt mit den Spielern arbeiten können, sehr wenig Zeit mit denen verbringen können und nur in gewissen Zeitperioden vor großen Turnieren vielleicht sich die Möglichkeit bietet, da mehr mit den Spielern Zeit zu verbringen. Wie sehen Sie das? Wie bewerten Sie das, dass Sie eigentlich mit den Spielern dann vielleicht doch mehr Zeit verbringen würden? Zunächst mal sehr gut erkannt. İlk etapta teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi analiz etmişsiniz.
Also wir werden bis morgen Abend reisen die letzten Spiele an. Das heißt, ich kann am Dienstag einmal und am Mittwoch einmal mit den Spielern trainieren. Nur zwei Einheiten vor dem Spiel. Yani bu konuyla ilgili çok bariz bir durum. Yarın akşam birkaç oyuncumuz daha gelecek. Böylelikle yarın idman yapamayacağız. Salı günü bir idman, çarşamba günü bir idman imkanımız olacak ve direktman maçı oynamış olacağız. Was mich aber extrem positiv stimmt und auch die Zuschauer oder die Fans positiv stimmen sollte, wir haben im Juni zum ersten Mal drei Wochen fast miteinander arbeiten können. Und das waren mit Abstand die vier besten Spiele, die wir da gezeigt haben. Und das zeigt mir dann auch oder gibt mir auch Vertrauen, dass wenn wir etwas länger miteinander arbeiten können, dass dann die Leistung zum Schluss noch besser wird. Tabii burada hani taraftarlarımıza, insanlarımıza da rahatlamaları için şöyle bir mesaj verebilirim. Yani Haziran kampında diğer kamplara nazaran biraz daha uzun beraber çalışma imkanımız oldu. Buradaki skorlarda, oradaki oynadığımız futbola da bu kesinlikle yansıdı. Umarız ileriye dönük de tabii böyle imkanlar olur ve yine bunları sahaya daha güzel yansıtabiliriz. Tabii A milli takımın kadrosunun son durumuyla ilgili bugün de bir gelişme yaşandı. Emre Mor'un bir sakatlık durumu söz konusu. O konuyla da bir açıklık getirelim isterseniz. Es hat sich ja ergeben, dass Emre Mor nicht zum Kader dazustoßen kann. Vielleicht dazu ein paar Sätze? Ja, ist schade. Auch Mary wird nicht kommen können. Und von daher gesehen, hast du als Trainer immer am Anfang eine Idee im Kopf, die du natürlich gerne in den zwei Spielen umsetzen möchtest. Mit jeder Absage geht die Idee natürlich ein bisschen weg oder muss man wieder verändern. Und von daher gesehen freue ich mich natürlich, dass mit Emre ist sicherlich nur verschoben, nicht aufgehoben, wie man in Deutsch sagt. Tabii burada şimdi Emre konusu bizi üzdü. Onu burada görmek isterdik. Sevinmiştik de burada ağırlayacağımız için. Fakat bu sonuçta sırf bir dahaki kampa muhtemelen kaymış olma durumu. Yani burada ilk etapta onun sağlığı önemli. Aynı zamanda Merih de büyük bir ihtimal kadroya katılamayacak. Tabii bizler şimdi bu kadro belirlenirken bazı düşünceler, bazı oyun felsefesi sahaya yansıtmak istiyoruz. Fakat bu tarz oyuncular, önemli oyuncular eksik olduğunda bazı düşünceleri değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu da tabii böyle bir durum ama bizim önemli olan sonuç yaratmamız. Seçimler dedik, zaman zaman eleştiriliyor dedik ki milli takımda aday kadro açıklandığında açıkçası her kafadan bir ses çıkar. Hoca neden onu aldı, neden bunu almadı şeklinde. Siz de o eleştirilerden zaman zaman nasibinizi alıyorsunuz ki bundan önce de hep böyle oldu zaten. Siz milli takım kadrosuna karar verirken sadece teknik heyetin kararları doğrultusunda mı bu ilerliyor? Yoksa tabii ki en fazlasıyla merak edilen konu da bir federasyon yetkilisi bu kararlarda etkili oluyor mu? Ich möchte auf ein Thema eingehen, was auch wieder mit der Kaderzusammensetzung zu tun hat. Natürlich wurde es auch in der Vergangenheit immer stark kritisiert, wenn der Kader bekannt gegeben wurde. Jetzt ist die Frage, die sich uns dann stellt, ist es tatsächlich so, dass nur das Trainerteam diese Entscheidung trifft oder gibt es gegebenenfalls auch im Verband Personen, die vielleicht bei diesen Entscheidungen mitwirken dürfen? Wie sieht's da aus? Das trifft zu 100% das Trainerteam, in letzter Konsequenz ich und sonst keiner. Burada kesinlikle %100 hocaların kararıdır ve en son karar yine bendedir. Böyle bir durum yok. Bunu da net bir şekilde açıklamış olduk. Teşekkür ediyorum. Somit konnten wir das auch klar definieren. Şimdi tercihlerinizi konuştuk, genç oyuncu tercihlerini konuştuk. Bir taraftan da tercihlerinizde biraz olumsuz yansıyan tarafları da biraz konuşalım istiyorum. Örneğin Serdar Aziz ve Caner Erkin neden tercih edilmediği konuşuluyor. Buna da açıklık getirmek istiyorum ki Serdar Aziz'in dün akşamki performansını ayrıca belki konuşmak lazım ama tabii ki genel bakıldığında Caner Erkin de geçtiğimiz günlerde bir açıklaması olmuştu. Milli takımı ben bırakmadım demişti. Bu iki isme dair söylemek istedikleriniz var mı? Ich möchte natürlich auch auf einzelne Spieler vielleicht nochmal eingehen, die ein bisschen auch das Interesse der Menschen erweckt hat, dass sie nicht dabei sind. Dazu gehört beispielsweise, unabhängig von der Leistung gestern, der Spieler Serdar Aziz. Da haben auch viele erwartet, dass er gegebenenfalls dem Kader dazugehört. Und auch bei Caner Erkin gab es Menschen, die gedacht haben, wieso ist er nicht dabei, ob man da vielleicht noch mal eine Erklärung zu machen kann, weil er hat hier eine Aussage getroffen,
dass er selber sich nicht entschieden hat, in Zukunft nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen. Und da gab es so eine Unstimmigkeit auf höherer Ebene. Okay. Zunächst mal Serdar Aziz. Der war bei uns. Ich weiß, was ich an ihm habe. Ihn muss ich nicht mehr testen. Wenn ich im März einen Verteidiger brauche, weil der eine oder andere ausfällt oder weil er in dem Moment der stärkste Verteidiger ist, dann kann ich ihn nominieren. Aber wir kennen uns. Ich möchte ja jetzt Leute kennenlernen in den zwei Spielen, die ich noch nicht kenne. Şimdi tabii kadro belirlenirken bazı oyuncular var, Serdar Aziz gibi. O zaten bizimle beraber bir kamp dönemi geçirdi. Ben onun neler yapabildiğini, nasıl bir oyuncu olduğunu ve ihtiyacımız olduğu anda zaten çağırdığımızda seve seve geleceğini bildiğimiz bir oyuncu. Bu belki diğer kamplarda sakatlık durumu olabilir. Belki performansı o zamana kadar böyle devam ettiğinde farklı bir opsiyon olabilir. Şu an biz zaten deneme amaçlı bazı pozisyonları eklemek zorunda kaldık. Burada onun için bazı oyuncuları da yine kadroya katamadık. Generell habe ich zu keinem Spieler gesagt, du wirst nie mehr für die türkische Nationalmannschaft auflaufen. Das ist, hängt immer davon ab, wie die Konkurrenz ist und die Alternativen. Mit Ferdi, Ridwan, der jetzt leider auch verletzt ist, und mit Erden haben wir natürlich auf der Position jetzt auch junge Spieler hinten dran. Und genau, das ist genau dasselbe wie mit Serdar Aziz. Ich kenne ihn in- und auswendig und weiß ganz genau, wenn ich einen Spieler von seinem Spielertyp brauche, was ich an ihm habe und dann würde ich ihn gegebenenfalls auch wieder nominieren, wenn er der Burada Beste ist. Burada Caner için de örnek bir durum. Sonuçta biz de onunla belirli bir zaman geçirdik ve onundaki durum tabii biraz da pozisyon orada Ferdi olsun, Eren olsun, Rıdvan tabii sakat olduğu için bu kampa katılamayacak. Fakat ileriye dönük Rıdvan da olabilir. Yani burada uzun vadeli genç oyuncularımız olduğu için biraz daha orada kararı oraya doğru vermiş olduk. Fakat bu demek değildir ki yani bizden yana hiç kimse hani bazı oyuncuları bir daha çağırmayacağız gibi bir mesaj da alınmasın. Bu biraz daha ileriye dönük olan bir düşünce. Bir taraftan da şimdi Fenerbahçe'de Crespo rüzgarı esiyor. Çoğu kulübün de transfer listesinde olduğunu da biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Crespo'nun bir açıklaması olmuştu. Milli takıma eğer çağrılma gibi bir durumum olursa ben bunu değerlendirebilirim, katılabilirim demişti. Böyle bir inisiyatif alır mısınız? Çünkü geçmişte örneklerini gördük. Wir haben natürlich auch gesehen, dass Sachen im Internet kursieren und in den Nachrichten die den Spieler Crespo von Fenerbahce betreffen. Und der steht ja auch auf der Transferliste vieler Vereine jetzt, ist im Fokus, was dazu geführt hat, dass er mal gefragt wurde, wie er das sehen würde, wenn er eingeladen werden würde. Und er hat gesagt, dass er halt so eine Einladung ihn freuen würde und vielleicht auch darüber nachdenken kann. Wie sehen Sie sowas? Welche Nationalität hat er? Şu an hangi uyrukta kendisi? Crespo. Evet. Portekiz. Ich kann nur Spieler einladen, die türkische Staatsbürger sind. Şu an benim yani yönelebileceğim oyuncular sırf Türk oyuncular olduğu için bu konuyla ilgili çok şey yap. Also müsste zuerst der Crespo die türkische Staatsbürgerschaft kriegen und dann kann ich ihn einladen. Eğer ki zamanı geldiğinde Türk vatandaşı olacak olursa o zaman belki bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz. Belki öyle sürprizler yapabilir. Wer weiß, vielleicht überraschen wir uns. Fazlasıyla tamam. Seviliyor. Görüyoruz ki işte Fankus'un çok yüksek bir enerjisi var. Çok pozitif bir kişiliği var. Tabii zaman zaman eleştirileri konuştuk ama bu eleştirilere karşı bakış açınızı ben merak ediyorum. Eleştirilerden ziyade hani biraz da nasıl eleştirildiğiniz önemlidir ya. Eleştirilerle aranız nasıl? Nasıl karşılıyorsunuz? Sizi nasıl etkiliyor? Wir haben Sie natürlich kennengelernt als eine Person, der wirklich eine sehr hohe Energie hat, sehr positiv ist. Sie werden aber auch natürlich immer wieder mal kritisiert. Es ist ja aber von Ihnen immer wieder erwähnt worden, dass die Art und Weise der Kritik für Sie entscheidend ist. Wie stehen Sie grundsätzlich gegenüber Kritik? Also grundsätzlich kann man das als Nationaltrainer nie richtig machen. Ya ilk etapta tabii milli takımda hocalık yapıyorsanız burada her şeyi doğru yapma gibi bir şansınız olmuyor. Nominiere ich jemanden von Beşiktaş, sind die von Fenerbahçe Sauer. Nominiere ich jemanden von Trabzon, sind die von Galatasaray Sauer. Yani Beşiktaş'tan bir oyuncu aldığım zaman, belki Fenerbahçe'de veyahut da Trabzon'dan bir oyuncu aldığım zaman Galatasaray'da farklı şeyler olabiliyor.
Jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Das ist auch normal im Fußball. Ja, bu futbolda olan bir şey. Herkesin kendi düşüncesi vardır. Deswegen diskutieren wir so viel über Fußball. Deswegen gibt es so viele Shows. Und das macht ja auch den Fußball weiterhin so interessant. Zaten futbolu da bu kadar konuşturan konu da bu. Herkesin kendine göre bir fikri olması ve bunu masaya yatırması, programlarda vesaire. Ein bisschen problematischer sehe ich Kritik, die dann nicht stimmt, also die vielleicht gelogen ist oder die erfunden ist, weil ganz zum Schluss trifft es nicht Stefan Kuntz, es trifft die türkische Nationalmannschaft und wir müssen auch aufpassen, dass wir die türkische Nationalmannschaft nicht einfach immer nur der Kritik aussetzen. Tabii şimdi burada önemli olan eğer ki eleştiriler yalan habere doğru kayacak olursa veyahut da uydurma gibi bir duruma gelecek olursa o zaman burada aslında zarar verilen konu teknik direktör olarak Stefan Kuntz değil. Burada zararı verdiğimiz yer milli takımın görüntüsü. Yani bu hususta aslında herkesin biraz daha dikkatli olması ve buna göre de biraz daha söylediklerine dikkate alması önemli. Wir haben die kann man bei der UEFA nachschauen in der Statistik. Die Nations League haben wir in, glaube ich, 10 oder 15 Punkten unter den Top 5 Nationen in ganz Europa abgeschlossen. Und im Grunde genommen ist alles eher ein bisschen negativ, was die Nations League anbelangt. Tabii şimdi hani şöyle düşünürsek, Uluslar Ligi'nde biz diğer takımlara, yani genel takımlara bakıldığında ilk 5 sıralamasına giriyoruz. Aldığımız puan, gol avarajı vesaire baz alırsanız. Fakat genel olan hava çok tabii biraz daha negatif bir durum. Yani burada aslında bizler biraz daha positiv olabiliriz yani. Und abschließend vielleicht noch, das habe ich fast in jeder Pressekonferenz gesagt, wenn jemand etwas zu fragen hat, kann er das gerne tun. Wenn aber jemand über Fußballtaktik einfach irgendetwas philosophiert, ohne mit mir darüber zu sprechen, was ich überhaupt meine oder was ich erreichen möchte auf dem Platz oder welche Idee hinten dran steckt, dann bringt es auch niemanden weiter. Tabii hani biz her zaman dedik şeffaf olmak istiyoruz. Bize sorusu olan veyahut da bir şeyleri merak eden bize ulaşabilir, bize o soruları sorabilir, biz de onlara açıklama getiririz. Fakat bunları yapmadan kendi kafasına göre insanların tabii futbol üzeri felsefe yapması veyahut da bizim düşüncelerimizi, zannettikleri düşünceleri masaya yatırması çok olumlu olmuyor yani. Tam da bu noktada Uluslar Ligi'ni konuşmaya başlayalım. 4-4 yaptık Uluslar Ligi'nde. Sonrasında bir beraberlik oldu Lüksemburg'la ve Faroe Adaları'na da yenildik. 2-1'lik bir yenilgi oldu. Bu iki karşılaşmada puan kaybında fazlasıyla eleştirildiniz. Az önce detaylandırdınız bu eleştirileri. Son iki maçta puan kaybında sorunumuz neydi sizce? Wenn wir jetzt auf die letzten Spiele im Gesamtbild eingehen, wir haben 4 Spiele gehabt, wo wir souverän gewonnen haben und dann ein Trainingslager, wo wir 2 Spiele, einmal das Unentschieden und einmal die Niederlage hatten. Was glauben Sie, was die Auslöser waren, dass wir in diesem Zeitraum dann eher die Spiele verloren bzw. unentschieden gespielt haben? Zunächst muss man mal sagen, dass wir nicht auf den Faroe-Inseln verlieren dürfen. Yani ilk etapta kesinlikle Faroe Adaları'nda bir maçı kaybetmememiz gerekiyor. Wir haben in den Spielen davor, muss ich sagen, mir wurde ja auch etwas über die Mentalität der türkischen Nationalmannschaft erzählt. Das hat mir in den Spielen davor unwahrscheinlich gut gefallen, weil wir sehr konzentriert waren, wie Sie auch richtig gesagt haben, dass wir im Juni sehr überzeugend gespielt haben. Tabii şimdi Haziran ayındaki maçlarla ilgili çok olumlu skorlar aldık. Bana göreve geldiğimde işte Türk mentalitesiyle ilgili, milli takım mentalitesiyle ilgili bazı şeyler anlatıldı. Bu maçlarda da olumlu skorlar alıp güzel bir futbol yansıtmamız beni aslında çok mutlu etmişti. Und das haben wir zum Schluss wegen nicht optimaler Mentalität uns ein bisschen zerstört. Tabii burada yine aynı zamanda ama mental gücümüzü kaybetmiş olmamız bu maçlarda bize bu skorları almamıza neden oldu ve bunu kaybetmiş olduyduk o an. Okay. Man muss schon auch sagen, wenn 11 Spieler fehlen, ist es sicherlich auch ein Nachteil. Ama tabii hani 11 kişinin de son anda katılamaması bizi de tabii etkileyebiliyor. Und die Möglichkeit, die sich für den einen oder anderen dadurch ergeben hat, dass er nämlich spielen konnte, hat der ein oder andere auch einfach halt jetzt passieren lassen.
Tabii bazı oyuncular da o kadar kısa bir dönem içinde milli takıma katılma şansı buldu ve bu imkandan yararlanamadı ne yazık ki. Aber das sind ganz wichtige Schritte auf einem Weg. Das passiert jeder Mannschaft. Und nur aus den Schritten müssen wir dementsprechend lernen, dass das beim nächsten Mal auf gar keinen Fall mehr passiert. Tabii burada da önemli olan bu tarz yolculuklarda bu durumlar oluşabiliyor. Bu herkesin başına gelebilen bir konu. Ve burada önemli olan doğru dersleri çıkarıp uzun vadeli buradan ne kazandık veya ne kaybettik bunun dersini çok iyi çıkarmamız. Şimdi biraz da bir hem sistemi hem de oyuncuları kullanma şeklinizi sormak isterim. Çünkü bu soru da çok fazlasıyla merak edildi ve size de zaman zaman basın toplantılarında aslında soruldu. Yeni sezon öncesi ilk röportajınızda buna da bir açıklık getirmenizi rica edeceğim. Şimdi Portekiz maçına dönecek olursak üçlü bir savunmayla çıktınız Portekiz maçına. Sonrasında milli takım bu üçlü savunmayı kullanacak dediniz ama o sistem çok da aslında istikrarlı bir şekilde gitmedi. Onun dışında Ferdi'nin orta sahada kullanılma pozisyonu konuşuldu ki bek performansı gerçekten Fenerbahçe'de harikalar yaratıyor diyebiliriz. Berkan'ın keza kullanılma pozisyonu biraz konuşuldu. Bunlara dair bir açıklık getirmek ister misiniz? Worauf wir nochmal eingehen würden, ist das Thema mit den Systemen oder der Spieler, die wir auf den verschiedenen Positionen dann spielen ließen. Es wäre schön, wenn Sie bei dem oder in der Möglichkeit jetzt nochmal eine kurze Erläuterung machen, wie Sie das sehen, weil wir haben erst mit einer Dreierkette gestartet gegen Portugal beispielsweise. Es war die Tendenz, dass wir auch so weiterspielen werden. Dann ging es zurück in eine Viererkette. Gleichzeitig haben wir einen Spieler wie Ferdi im Mittelfeld spielen lassen, der sich vermutlich auf den Außenverteidigerpositionen heimischer fühlt oder auch mal einen Berkan auf einer anderen Position spielen lassen. Wie bewerten Sie das? Es ist schon lustig, dass wir alle Fragen hier erstmal sind ja negativ behaftet. Ja, şimdi tabii ilk etapta soruların çoğu negatif yöne gitmesi ilginç bir konu. Okay. Mit was fangen wir an? Mit Dreierkette. Ich bin davon überzeugt, wie man auch in der Super League sieht, dass das System mit der Dreierkette auf hohem Niveau am ehesten Erfolg verspricht. Şimdi ilk etapta sistemle başlayalım o zaman. Üçlü defansın bizim şu anki güncel futbolda daha uzun vadeli ve daha başarıyı getirecek olan sistem olduğunu düşünüyorum. Zaten çoğu üst liglerde de bu sistemi kullanıyorlar. Und ich erkläre auch jedem gerne warum, aber einfach, wenn man jetzt sagt, das System ist das Richtige oder das System ist das Richtige, entscheidend ist, dass man als Mannschaft variabel auftreten kann, dass man auf den Gegner reagieren kann, dass man auf den Spielstand reagieren kann, dass man möglichst zwei oder drei Systeme spielen kann. Tabii şimdi burada detaylara da girilebilir ama önemli olan özet olarak bir takımın farklı sistemleri oynayabilmesi ve burada tabii ki bunları bazı maçlarda kullanmanız gerekiyor veya denemeniz gerekiyor. Yani bu hususta aslında takımların varyasyonu olması lazım. Okay, dann habe ich 11 verletzte Spieler. 11 tane sakat oyuncum vardı. Hab Ridwan und Eren als linken Verteidiger. Ridwan'la Eren sol bek pozisyonunda müsaitlerdi. Onur und Zeki auf der rechten Seite. Onur'la Zeki sağ tarafta. Und keinen mehr im Mittelfeld. Ama ön libero'da bir oyuncum kalmamıştı. Deswegen hat Ferdi dort gespielt. Onun için Ferdi o pozisyonda oynadı. Und war einer von den besten Spielern. Ve yine de yani skordan bağımsız yine elinden gelenin en iyisini yaptı. Ich kann nur empfehlen, dass man ein bisschen Vertrauen schenkt. Mannschaften jetzt egal, ob wir jetzt Schottland nehmen oder Tschechien nehmen. Die Trainer, Tschechien ist abgestiegen aus der A-Gruppe, war aber da, Schottland ist aufgestiegen in die A-Gruppe. Der eine Trainer arbeitet 4 Jahre da, der andere Trainer auch knappe 4 Jahre. Ungarn, die jetzt die Sensation in der A-Gruppe gemacht haben, der Trainer arbeitet über 4 Jahre da. Es dauert bei der Nationalmannschaft, weil wir nicht täglich miteinander arbeiten können, dauert ein Entwicklungsprozess ein bisschen. Şimdi und ein bisschen Vertrauen. Ich meine, es hat ja einen Grund, warum ich Trainer bin. Ein bisschen Vertrauen, der wird schon wissen, was er tut, tut auch gut. Şimdi hani güven konusu benim için önemli. Yani burada bize hem vermiş olduğumuz kararlarda güvenmeniz hem de uzun vadeli bu yolda güvenmeniz çok önemli. Yani önümüzdeki iki tane rakibi örnek verirsek
İskoçya olsun veyahut da Çek Cumhuriyeti olsun. Buradaki hocalar yaklaşık 4 senedir takımlarının başında. Bizler zaten sayılı günler beraberiz. Yani burada birbirimizi hem tanıyabilmemiz hem de bir şeyleri geliştirebilmemiz zaman alacaktır. Onun için burada da kamuoyundan ve bizi sevenlerden hocanın da bir bildiği vardır deyip bize güvenmeleri çok önemli. Bu akşam toplanıyor milli takım. Bu akşam oyuncularınız da bir araya geliyorsunuz. Şimdi röportajdan önce de birkaç Türkçe kelime de öğrendiğinizi ve Türkçe dersleri aldığınızı da biliyorum. Nasıl gidiyor Türkçe dersleri? Çok az. Çok az. Emin abi, şu bir şey verstanden. Azıcık anlayabildim zaten diyor. Evet. Gülümsemenizden anladım. Habe ich gemerkt, wie Sie gelacht haben. Aber die Jungs kommen heute zusammen. Man hat gemerkt, auch gerade wie Sie uns begrüßt haben, die ein oder anderen Wörter haben Sie schon mittlerweile echt gut drauf. Wie läuft es mit dem Türkischlernen? Wie ist die Entwicklung? Es ist nach wie vor es ist schwer, schulisch oder nach einer Universität zu lernen. Es ist, tut mir einfacher, wenn ich im normalen Reden mit meinem Staff was dazu zu lerne. Tabii burada hani biz üniversite bazında şu an ders alıyoruz. Hı hı. Yani böyle bir dil öğrenmek bayağı yorucu ve zor oluyor. Fakat staffımızla veyahut da etrafımızdaki insanlarla pratik yapmamız bize çok faydalı oluyor. Wenn ich merke, dass ein Spieler mir nicht richtig zuhört und ich kann dann fragen, sıkıldı mı? Das bleibt hängen. Ya mesela şu an diyelim ki bazı oyuncuların bizi çok iyi dinlemediğini fark ettiğimde hani sıkıldın mı diye kendim sormam o oyuncuda farklı bir etki yaratıyor. Onun için bazı kelimeleri, bazı cümleleri öğreniyorum. Tabii futbol terminolojisine de artık aşina olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hangi oyuncu size en çok yardımcı oluyor Türkçe konusunda? Natürlich haben Sie jetzt auch auf dem Platz die Fußballsprache, sage ich mal, so ein bisschen drauf. Welche Spieler sind so da, die einen auch in der Sprache mal ein bisschen unterstützen von den Jungs? Gut, es sprechen ja relativ viele Spieler Deutsch. Auch viele Spieler sprechen gut Englisch. Und für die, die mich nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, habe ich dich und den Kenan. Also von daher gesehen, die Kommunikation läuft schon super. Yani şu an zaten Almanca anlayan da bazı oyuncularımız olduğu için çok avantajlı oluyor. Aralarında İngilizceyi gerçekten güzel ve iyi konuşan da oyuncularımız var. Yani böylelikle anlaşamadığımız çok nadir oyuncular var. Zaten onlar için de yanımızda Kenan Hoca olsun, bir tercüman olsun. Yardımcı oluyor. Yani iletişim konusunda gerçekten sıkıntı çekmiyoruz. Für mich ist zum Beispiel auch ein Bewertungspunkt, wie das Trainerteam arbeitet, wenn ein Spieler ein Geheimnis anvertraut oder eine Schwäche anvertraut. Tabii şimdi bazı konularda da açıklık getirmek gerekiyor. Yani bir hocanın kaliteli çalışıyor olması şöyle de görülebilir. Yani bizler şu an bazı oyuncular karşılığında bizlere bazı kişisel durumlarını anlatabiliyorlar. Bizimle belirli şeyleri paylaşıyorlar. Bu da çok önemli bir faktör bizim için. Für mich ist es eine Stärke, wenn jemand ein Problem hat und um Hilfe bittet. Tabii biz bunu bir güç kaynağı olarak görüyoruz. Bir insanın eğer yaşadığı sıkıntıyla ilgili veyahut da bulunduğu durumla ilgili bizimle konuşup bizden yardım isteyebiliyorsa. Und wenn das passiert mit jemandem, der Deutsch spricht und mit jemandem, der Englisch spricht und mit jemandem, der Türkisch spricht, dann muss ich sagen, ist das Verhältnis zur Mannschaft natürlich ausgezeichnet. Ve bu tek taraflı değil. Hani sırf bir dilde anlaşabildiğimiz oyuncular değil. Bunu Almanca konuşanlar da, İngilizce konuşanlar da ama Türkçe konuşanlar da yapıyor. Yani böylelikle çok büyük bir güven durumu var burada. Şöyle ki milli takımımızın potansiyelini nasıl gördüğünüzü ben çok merak ediyorum. Yani biz ne hayal etmeliyiz milli takımı destekleyenler olarak, ülkemizi destekleyenler olarak? Herhangi bir turnuvada çeyrek final ya da ötesini görebilme şansımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Es ist natürlich wichtig für uns zu wissen, wie Sie die Nationalmannschaft generell bewerten, das Potenzial, was könnten unsere Ziele sein, beziehungsweise was glauben wir wirklich, was wir erreichen können? Könnte man an einem großen Turnier ins Viertelfinale kommen oder wie ist die Meinung von eurer Seite? Also da Fußball relativ schnelllebig ist, würde ich jetzt einfach nur das Ziel oder nur die Aussage jetzt gerne tätigen, wir sind stark genug, um uns für die EM in Deutschland zu qualifizieren. Şimdi futbolda her şey çok hızlı geliştiği için benim söylemek istediğim bu sorunun üzerine cümle, biz Avrupa Kupası'na katılabilecek kadar güçlü bir takımız ve bunun üzerine çalışacağız.
Şöyle ki kanayan yaramızdı senelerce. Türk takımları Avrupa'da bir şekilde ilerleyemiyordu. Yani ülke puanına katkıları çok azdı. Ama bu sezonda 4 takımımız da Avrupa'da yoluna devam ediyor. Hatta Fenerbahçe, Sivasspor ve Menipoy Başakşehir gruplarından lider bir şekilde çıktılar. Onun dışında Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor. Ülke puanına katkıları da bir hayli fazla oldu. Bu başarının milli takıma yansıması nasıl olur sizce? Es ist natürlich bei uns immer so gewesen, dass wir Teams hatten, die in Europa nicht so erfolgreich waren. Wir haben jetzt aber dieses Jahr überraschend 4 Mannschaften dabei, die auch einen gewissen Erfolg haben. Mhm. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir und Sivas sind Erster geworden in den Gruppen. Trabzon wird in der Conference League jetzt weitermachen. Was glauben Sie, was die Vorteile sein werden, solcher Teilerfolge auch auf die Nationalmannschaft bezogen? Also die Nationalmannschaft profitiert von jedem Spiel, das ein Spieler in, auf Vereinsebene auf europäischem Spitzenniveau machen kann. Şimdi ilk etapta tabii milli takımın görmüş olduğu en büyük fayda tüm oyuncuların bu durumda Avrupa seviyesinde oynuyor olmaları. Deswegen bin ich der größte Fan von allen Clubs, wenn sie europäisch spielen logischerweise, weil es letztendlich für die Spieler, für die türkischen Spieler gut ist. Onun için yani bizler tabii ki çok seviniyoruz kulüplerimizin Avrupa'da böyle başa baş mücadele ediyor olmaları. Trotzdem müssen wir zwei Sachen festhalten, das ist kein Club in der Champions League, also auf dem höchsten Level. Ama sonuçta hedeflememiz gereken de Şampiyonlar Ligi. Burada da bir kulübümüzün katılması gerekiyor. Und die Spielzeit von vor allem jungen türkischen Spielern in den Spielen ist sehr gering. Bir de genç oyuncularımızın bu tarz maçlardaki süreleri biraz daha az. Yani burada da süreyi yükseltmemiz gerekiyor. In der Zwischenzeit hatten wir jetzt oder hatte ich zwei Treffen mit Hamid zusammen mit dem Vorstand. Bu iki milli kamp arası hem başkanımızla hem de Hamid Bey'le iki tane toplantımız oldu. Das erste war praktisch ein Jahresreport, wo man einfach statistisch und auf Daten basiert gezeigt hat, was hat sich zum Positiven verändert. İlk toplantıda bu bir sene içinde neler gelişti, nerede nasıl bir gelişim gösterdik, bunları konuştuk. Und im zweiten wollte der Vorstand gerne auf Hamids und meine Erfahrung zurückgreifen. İkinci toplantıda da bizim tecrübelerimize döndü yönetim. Bilhassa Hamid Bey ile benim tecrübelerime. Um den türkischen Fußball geht. Was kann man da verändern, dass auf Dauer auch die Trainerausbildung, die Spielerausbildung, dass die sich auch dort verbessern und burada tabii Türkiye'deki futbolun nasıl gelişebileceğine ilgili akademiler olsun, hocaların gelişimi olsun, oyuncuların gelişimi, oradaki kulüplerdeki imkanlarla ilgili onlara bir sunum yaptık ve bunları görüştük. Deswegen war ein sehr guter Austausch. Wir haben über viele Stunden diskutiert und ich war froh, dass ich meine Erfahrungen, die ich natürlich jetzt sehr viel gemacht habe, einbringen konnte. Und jetzt liegt es auch daran, den türkischen Weg zu finden in die Zukunft. Tabii burada başkanımızın bu konuyla ilgili çok açık olması ve bir gelişim görmek istemesi ve bizlere de bu hususta bayağı bir saatlerce bu konu hakkında konuştuk, istişare ettik. Ve bizlerin hedefi şu an, bizler tecrübelerimizi onlara yansıtıyoruz. Fakat onların hedefi bir Türk modelini veyahut da Türkiye'ye en uygun şeklini araştırıyorlar. Umarız da bu hususla ilgili de başarılı oluruz. Und da auch ein Dankeschön an den Präsidenten und auch die zuständigen Vorstandsmitglieder, dass sie da diesen Austausch möchten, der ist sehr sehr fruchtbar. Tabii burada bu konuyla ilgili de başkanımıza, yönetim kuruluna, oradaki bütün görev alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten çok olumlu ve pozitif çalışıyorlar. Umarız da bunun karşılığını görürüz. Evet, detayları, görüşmenin detaylarını da böylece aktarmış oldunuz. Şimdi takımımıza baktığımızda hep Avrupa'da oynayan birbirinden yetenekli oyuncularımız var. Kaleye baktığımızda kalemiz sağlam diyoruz. Savunmamızda Avrupa'da oynayan çok sayıda oyuncumuz var. Bireysel yetenekle ön plana çıkan. Orta sahada Cengiz gibi, Hakan gibi artık milli takımın kemikleşmiş bazı oyuncuları var bireysel yetenekli. Forvet'e baktığımızda Burak Yılmaz'dan sonra bir soru işareti oluştu. Sonrasında Enes'in La Liga'da güzel bir performansı var. Cenk döndü. Dolayısıyla milli takımımızda en güçlü yan olarak neyi görüyorsunuz? Milli takımımızın hangi mevkilerini ya da hangi özelliklerini güçlü görüyorsunuz? Hmm.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Mannschaft zurückkommen, auf den Positionen, bei den Torhütern scheint es ja keine Probleme zu geben, da sind wir ja gut bestückt. Die Abwehrspieler, die spielen hauptsächlich in Europa, sind auch dann in dem Sinne gut erfahren. Im Mittelfeld haben wir wie Hakan oder die anderen Jungs auch wieder Spieler dabei, die auch europäisch, aber auch in der Türkei eine wichtige Rolle spielen. Und im Sturm, also nachdem Burak Yılmaz jetzt ausgeschieden ist bei der Nationalmannschaft, sind wir ja auf der Findungsphase. Enes hat eine gute Performance in der Meisterschaft. Cenk ist wieder zurück. Wie sieht's aus? Also wo glauben Sie, dass die Positionen wie bestückt sind oder wo haben wir noch Handlungsbedarf? Gehen wir es mal einzeln durch. Bei den Torhütern gebe ich ihr recht, wobei wir haben noch Potenzial nach oben, was das Spiel mit dem Fuß angeht. Tabii burada o zaman hani kısa kısa pozisyonları geçebiliriz. Kalecilerde doğru diyorsunuz. Gerçekten çok tecrübeli iyi kalecilerimiz var. Fakat burada da ayakla oyun içindeki gelişim önemli. Burada kalecilerimizin de kendini geliştirmesi çok önemli. Ozan, Meri und Çala sind sicherlich gute Spieler. Çala spielt aber in Leicester im Moment nicht. Tabii Ozan olsun, Meri olsun, Çağlar olsun çok önemli oyuncular. Fakat burada tabii Çağlar'ın bu aralar oynamaması biraz üzücü. Meri ist jetzt zum Beispiel ein Fall, wo ich mich ärgere, weil er spielt jetzt für Bergamo, aber er wird nicht für uns freigestellt. Şimdi Meri Bergamo'da oynuyor. Wiederholen wir bitte nochmal. Genau, der spielt jetzt im Moment, die spielen jetzt heute, aber für uns wird er nicht freigestellt, weil er dann seine Knieverletzung aushalten muss. Şimdi Meriç konusunda maçı oynadı, orada performansını gösterdi, fakat milli takım için izin çıkmadı. Orada dinlenmesi gerektiğiyle ilgili bize bir bilgi geldi. O biraz tabii üzücü. Mittelfeld bin ich auch bei ihr, bin ich sehr zufrieden, ja. Orta saha konusunda da gerçekten şu anki pozisyonlarımızda birçok alternatifimiz var. Und dass es im Sturm nicht so richtig gut bei der Türkei oder in der Türkei aussieht, bekommt man als Beweis, dass jetzt bei der Nominierung mir kein anderer vorgeschlagen wurde, den ich noch hätte nominieren können. Tabii forvette hani biraz daha eksik olduğumuz doğru. Çünkü alternatif düşündüğümüzde çok fazla bir alternatif kimsenin aklına gelmiyor. Onun için şu anki mevcut oyuncularınızın olmasını bizi sevindiriyor. Und trotzdem haben wir in der Euroleague, ich glaube, die viertmeisten Tore geschossen mit 18 von allen Mannschaften. Also es ist sicherlich auch irgendwo die Aufgabe aller, auch von mir, dort Wege zu finden, wie wir das irgendwo, dass wir nicht den einen Top-Stürmer haben, dass wir da Wege finden, wie wir das. Ama burada hani bizlerin çözüm üretmesi gerekiyor ve Uluslar Ligi'nde birçok gol atmak nasip oldu. Yani bizler takım olarak da çözüm üretebilen bir takımız ve olmamız gerekiyor. Burada tek bir forvete veyahut da tek bir oyuncuya hedef olmamamız veyahut da bir oyuncu üzerinde çalışmamamız gerekiyor. Bunun üzerinde bizler de kesinlikle çalışmalarımızı yapacağız. Tabii Cenk de uzun sürenin ardından geldi. Beşiktaş'ta da iyi bir performans sergiliyor. Umarız o gollerini yeniden izleriz. Cenk hatte jetzt auch einen ganz guten Lauf und hat auch seine Spiele im Verein gemacht und ich hoffe, dass er das auch auf die Spiele projizieren kann. Er ist ganz, ganz interessant. Das ist ein, kann ich ihr auch mal sagen, wie man da arbeitet. Mit Cenk hatte ich zum ersten Mal Kontakt vor 2 Jahren. Da war er gerade verletzt und hat in England auf der Bank in der Reha-Zentrum gelegen. Ist natürlich ein bisschen einfacher, weil er aus Frankfurt kommt, weil er Deutsch spricht. Yaklaşık 2 sene önce ilk defa ben Cenk'le bir tanışmak nasip oldu. Orada İngiltere'de sakattı ve tedavideydi. Ben orada tanışmak nasip oldu ve Almanca konuştuğu için iletişimimiz rahat geçti. Und so ist es Stück für Stück. Immer wieder mal haben wir alle 3 Monate mal kurz miteinander gesprochen. Und jetzt bin ich froh, dass Unai Şener Güneş mehr Spielzeit bekommt. Weil letztendlich, wenn er topfit ist und viel Spielzeit hat, ist er sicherlich einer von unseren guten Stürmern. Ve o zamandan beri biz her 2-3 ayda bir Cenk'le görüşüyorduk. İrtibatımızı hiç koparmamıştık. Tabii şu an daha sık oynuyor olması ve skora etkisi olması onu da moral olarak yükseltecektir. Ve bu da tabii milli takıma güzel yansıyacaktır. Çok esprili, çok pozitif bir kişiliğiniz var. Basın toplantılarında da zaman zaman bazı sözleriniz yanlış anlaşılabiliyor, bazı takılmalarınız, ama bence sizin beden dilinizi gören, gerçekten de o esprilerinizi, o yüzünüzdeki gülümsemeyle gören herkes zaten sizi anlayacaktır, sizin iyi niyetinizi anlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'da ufacık bir yanlış anlaşılma oldu. Bu yanlış anlaşılmalar sonra tabii ki yanlış anlaşılmalara açıklama da yaptınız. Bu yanlış anlaşılmalar size nasıl hissettiriyor? Bakış açınızı değiştiriyor mu? Also wir haben jetzt natürlich
schon mehrfach gemerkt, wie humorvoll sie sind, wie positiv und mit einem lachenden Gesicht sie immer erscheinen. Und manchmal gab es ja die Probleme auch in der Pressekonferenz oder in Reportagen, dass nicht das, was sie vielleicht genau sagen wollen, auch genau zu 100% wiedergeben werden kann. Und ja, wir haben ja beispielsweise das Thema ganz eingangs gehabt mit Sergan Yalcin, wo es ein kleines Missverständnis gab. Wie fühlen Sie sich eigentlich, wenn es mal zu so einer Situation kommt? Weil wir wissen ja eigentlich, dass Sie sehr gutwillig sind und eigentlich gar keine schlechte Absicht hinter dem haben, was Sie machen. Zunächst mal habe ich jetzt dich engagiert. Ich habe seni kadroya kattık diyor. Damit die Missverständnisse ein bisschen weniger werden. Yani böylelikle bazı yanlış anlaşılmaların azalması için. Dem einen bist du zu positiv, dem anderen bist du zu negativ. Also ich habe ja schon mal gesagt, man kann es nie allen Leuten recht machen, aber ich kann mich nicht verstellen. Die Leute wollen 100% Stefan Kunz und ich bin authentisch. Yani sonuçta herkesi memnun edemiyorsunuz demiştim. Bazıları diyor çok pozitifsin, bazıları diyor biraz daha hani sakin olman gerekiyor. Yani bu hususta ben ama sonuçta kendi kişiliğimi değiştirecek durumda değilim. Onun için ben elimden geldiği kadar güzel bir şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Bei Sergen habe ich kurz danach das nochmal richtig gestellt und habe gesagt, wenn das in den falschen Hals gekommen ist, dann tut's mir leid. Ya sonuçta hani Sergen Hoca konusunda da hani herhangi bir yanlış anlaşılma olduysa onunla ilgili de bir açıklama yaptım düzelmesi için. Und trotzdem kommt's heute nochmal auf den Tisch. Ama yine de hani sonuçta bugün masaya yatırılabiliyor. Manche Geschichten finden in der Türkei kein Ende. Yani sanki Türkiye'de bazı konular hiçbir zaman bir son bulmuyormuş gibi geliyor bana. Aber Sie wissen, dass es ein Scherz war von meiner Seite. Hani herkesin de aslında onun bir şaka olduğunu bildiği halde. Am liebsten wäre, ich könnte mit Sergen mal dann selber drüber reden, weil egal mit den alten Kollegen, mit Ertuğrul oder Şifu Mehmet oder mit Metin, das Verhältnis ist so toll zu meinen ehemaligen Mitspielern, deswegen kann ich auch nicht verstehen, dass man da nicht einfach jetzt einen Deckel drauf macht und das, die Geschichte ist tabii mal hani zu. Burada eski takım arkadaşlarım, hani Ertuğrul olsun, Şifu Mehmet olsun veyahut da Metin olsun, hani bizler onlarla çok iyi bir iletişim içindeyiz, iyi bir arkadaşlığımız var. Onun için yani bu tarz konular hallolduktan sonra aslında üstü kapatılıp önümüze bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum yani. Şimdi tabii bazı sonuçlardan sonra bazı haberler çıkıyor. Evet, zaman zaman bunlar gündeme gelebiliyor. İşte yollar ayrılacak deniyor vesaire. Ona bağlı olarak bu haberleri gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Es kommen ja immer wieder Themen auf den Tisch, wie dass die Wege sich trennen werden, dass neue Trainer sich angeschaut werden, wie auch immer. Wie fühlen Sie sich, wenn solche Themen auf den Tisch kommen und Sie damit konfrontiert werden? Şunu da eklemek isterim. Çok ufak bir not da eklemek isterim. İlk geldiğinizde sağ kenarında bir maçtan sonra Letonya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ufak bir gözyaşlarınızı görmüştük ve size gerçekten kendimizi Türk halkı olarak çok yakın hissetmiştik. O şeffaflığınız, o duygularınızı göstermeniz, o korunmasız duygunuz çok hoşumuza gitmişti. Bu soruyla da biraz birleştirerek duygularınızı bu kadar yansıttık. Tıktan sonra pişman oldunuz mu onu da merak ediyorum. Damit zusammenhängend würde ich gerne auch noch mal wissen wollen. Wir wissen ja ganz am Anfang, dass Sie auch mal sehr emotional waren, weil es ja sicherlich Gründe gab, die Sie auch erklärt haben. Aber wenn es solche Situationen gibt, wo Sie auch mal mehr Emotionen zeigen, bereuen Sie es im Nachhinein oder ist es so, dass Sie dann eher dazu stehen und dann auch damit dann ganz normal leben? Ich habe schon in meinem ganzen Leben immer dazu gestanden, was ich gemacht habe, auch wenn es ein Fehler war, weil aus den Fehlern lernst du am meisten. Ja, tabii şimdi burada hani belki o an onu tekrarlamak istemeseniz bile sonuçta ben oradaki olan doğal durumu herhangi bir şekilde kendim için de yadırgamam veyahut da değiştirmek de istemem. Sonuçta her şey olduğu gibi ve ben olduğum gibi görünüyorum. Wenn nach den 4 Spielen im Juni, die wir so erfolgreich abgeschlossen haben, wenn dann über einen neuen Nationaltrainer von irgendjemand spekuliert wird, kann ich das nicht beeinflussen. Das trifft mich nicht. So etwas kann dann der Präsident beenden, was er ja dann auch in Interviews gemacht hat. Und wo das herkommt, kann ich mir auch nicht erklären. Deswegen mache ich mir darüber auch keine Gedanken. Ja, şimdi bu 4 tane Uluslar Ligi maçından sonra galip gelip ondan sonraki kampa kadar böyle şeylerin konuşuluyor olması, yeni hoca vesaire. Yani bunlar
bence altı dolu olmayan Hı-hı. konular olduğu için ben bunları zaten hiç düşünmüyorum. Hı-hı. Yani kendime de yansıtmıyorum. Burada önemli olan tabii yetkili kişilerin, tabii burada sağ olsun başkanımız da konuyu kendi açısından kapattı ve açıklık getirdi. Onlar bunları yaptığı sürece bizler bu konular hakkında hiç düşünmemize gerek kalmıyor. Ich habe immer gesagt, man wird Geduld brauchen. Ich habe eben ein paar Trainer aufgezählt, die eben schon 3, 4, 5 Jahre eine Nationalmannschaft betreuen. Das ist auch die Zeit, bevor man eine Entwicklung sehen kann. Tabii hani demin de söylemiştim. Güven çok önemli. Zaman verilmesi çok önemli. Diğer hocalarla ilgili de 3-4 sene bir yerde çalıştıklarını ve zamanla başarının geldiğini söylemiştim. Hani onlar sonuçta bazıları A Ligi'nde, bazıları A Ligi'ne çıktı. Yani bunlar önemli konular. Ich kann das grundsätzlich verstehen, wenn jemand sagt, die türkische Nationalmannschaft sollte ein türkischer Trainer trainieren. Ama yani hani bazı insanların tabii A milli takım hocasının bir Türk olmasını istemeleri ve bunun hakkında konuşmaları kadar doğal bir şey de yoktur yani. Jetzt hat sich der Verband für einen deutschen Trainer entschieden und deswegen würde ich auch sagen, vertraut mal dem deutschen Trainer und beurteilt mal ihn dann, wenn alles Tabii şimdiki yönetim Alman bir hocayla yola devam etmeyi kararlaştırdı. Ya benim söyleyebileceğim, o zaman Alman hocaya da biraz güvenin. Yapacaklarımızı, yaptıklarımızla ilgili bizi eleştirin. Ve önümüzdeki zamana bakalım. Auch wenn ich schon ein bisschen türkisch bin, nicht nur noch deutsch. Yani sonuçta az bir şey Türk olsam da sırf Alman değilim yani. Hadi önümüze bakalım o zaman. Yıllardır turnuvalara hasretiz. Şimdi FIFA Dünya sıralamasına bakarsak Portekiz ve Norveç bizim üstümüzdeydi ve yenemedik. Şimdi Euro 2024 rakiplerimiz Hırvatistan ve Galler'de. FIFA Dünya sıralamasında üstümüzdeler şu anda mevcuttaki sıralamada. Rakiplerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz Euro 2024 grubumuzu? Wenn wir uns jetzt dann auf die Zukunft konzentrieren, die FIFA Rangliste hat uns ja damals schon gezeigt, dass Norwegen und Portugal, die waren ja über uns und wir haben diese Spiele nicht gewonnen können. Jetzt haben wir natürlich Gegner mit Kroatien und Wales, die dann auch in der Liste über uns sind. Wie schwer stufen Sie diese Spiele ein und die Chancen, die uns gegeben werden, um bei diesen Meisterschaften teilzunehmen? Natürlich ist es schwer, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir den kompletten Kader zur Verfügung haben und wenn die, vor allem die jungen Spieler, ihre nächsten Schritte weitermachen in ihren Clubs, gefördert von ihren Clubs, bin ich sicher, dass wir uns für Deutschland qualifizieren werden. Yani sonuçta bu maçların gerçekten zor olduğunu biz de biliyoruz. Hı hı. Ama burada biz oyuncularımıza güveniyoruz. Genç oyuncularımız eğer kulüplerinde süre aldıkları sürece ve düzenli çalıştıkları sürece bu maçlarda bize faydaları dokunacaktır ve buradan biz başarılı olabileceğimizi inanıyoruz. Tabii Euro 2024 Almanya'da düzenlenecek. Bu sizi ayrıca bir motive ediyor mu? Bir anlamı var mı sizin için? Die nächste Meisterschaft findet in Deutschland statt. Motiviert das einen nochmal extra und gibt das andere Gefühle? Also Männer reden ja nicht so viel über Gefühle oder über Träume, aber es ist schon ein Traum, beim ersten Europameisterschaftsspiel in Deutschland, in einem deutschen Stadion an der Seitenlinie für die Türkei zu stehen. Yani sonuçta hani erkekler çok fazla belki duyguları veyahut da hayalleri aklında konuşmaz. Ama bu gerçekten bir hayal. Yani benim A milli takımla beraber Almanya'ya gitmem ve o kupada hoca olarak sahanın yanında olabilmem ve bu turnuvaya katılmam gerçekten bir hayalim. Ve umarım bunu başaracağız. Şimdi Almanya dedik, yavaş yavaş da röportajımızın sonuna geliyoruz ama çok merak ettiğim bir konu da var. U21 takımıyla güzel başarılar elde ettiniz Almanya'da. Almanya'da da bir gelenektir. Hani U21 takımını çalıştıran teknik direktör A takımın başına geçer. Öyle bir gelenek de söz konusu. Neden Alman milli takımını tercih etmediniz ki çok da başarılıydınız U21'de? Wenn wir jetzt einmal über Deutschland sprechen, ist ein Thema, was uns auch neugierig macht. Das war, Sie waren in der U21 ja sehr erfolgreich. Und es ist ja normalerweise auch so, dass gerne mal der U21-Trainer dann die A-Nationalmannschaft übernimmt, wenn es dort mal eine Veränderung gibt. Gab es da eine Entscheidungsgrundlage, wo Sie sich dagegen entschieden haben oder was waren die Hintergründe? Es war so, dass Hansi Flick in dem Jahr mit Bayern München 7 Titel, glaube ich, geholt hat in einem Jahr und vorher als Sportdirektor beim DFB gearbeitet hat, also auch den DFB perfekt kannte und von daher für den DFB die bessere Entscheidung war und das kann ich absolut nachvollziehen. Burada tabii Alman Federasyonu'nun vermiş olduğu bir karar. Sonuçta şu anki mevcut hocaları hem Bayern Münih'te
göreve gelmeden önce çok başarılı birçok kupa kazanmıştı. Hem de ondan önce de sportif direktör olarak federasyonda çalıştı. Yani orada o profil onların daha uzun vadeli çalışmak istedikleri profil olduğu için ona karar verdiler. Ben de buna saygı duyuyorum tabii. Süper Lig'i de yakından takip ediyorsunuz. Zaman zaman maçlarda görüyoruz. Selfilerinizi de görüyoruz zaman zaman maçlarda. Oyuncuları çok yakından takip ediyorsunuz. Ligi de bir taraftan yakından takip ediyorsunuz. Tabii şampiyonluk yarışı da çetin bir şekilde devam ediyor. Fenerbahçe, Jorge Jesus'la birlikte devam ediyor. Onun dışında Galatasaray yolunda bir şekilde Avrupa'da devam edemiyor ama yıldız oyunculardan oluşan bir kadrosu var. Beşiktaş bir kan değişimine gitti. Nasıl görüyorsunuz Süper Lig'i, takımları? Bir genel yorumunuzu da merak ediyorum. Sie verfolgen ja die Meisterschaft sehr nah, sind so ziemlich bei vielen Spielen dabei. Die sehen wir ja auch dann über die Social-Media-Möglichkeiten. Und wir sehen natürlich, Fenerbahce ist im Titelrennen dabei. Die sind sehr positiv und aktiv. Galatasaray ist zwar in Europa nicht aktiv, aber dafür sind die mit sehr vielen Stars bestückt und sind auch im Titelrennen. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation in der türkischen Liga? Was würden Sie dazu sagen? Also ich finde es gut, dass auch kleinere Mannschaften kann man nicht sagen, aber dass Mannschaften in den Spitzengruppen mit drin sind, die man gar nicht so erwartet hat, weil das zeigt, dass auch in anderen Vereinen, Adana Demirspor oder sowas, dass da sehr gute Arbeit geleistet wird. Tabii burada hani değinmek istediğim konu daha çok hani belki insanların beklemediği, fakat hani Adana Demirspor gibi kulüplerin göstermiş olduğu performans ve çalışma şekilleri ve böylelikle de üst sıralarda pozisyon alıyor olmaları beni gerçekten mutlu ediyor. Bu güzel çalıştıklarının bir simgesi. Fenerbahçe sieht sehr stabil aus. Yani Fenerbahçe gerçekten çok oturmuş bir takım formunda. Galatasaray hat ja gestern für einen Paukenschlag gesorgt mit dem 7-0. Sie haben kurz vor Schluss viele Spiele eingekauft, also wird es dort auch ein bisschen Zeit brauchen, bis man diese Stabilität hat. Aber şimdi Galatasaray'ın kadro oluşumu biraz daha transfer periyodunun sonuna denk geldiği için burada takımın biraz daha sonradan adaptasyon süresini bitirmiş olması göze batıyor. Çünkü dünkü skor gerçekten çok ilginç ve çok iyi bir skor onların açısından. Auch bei Beşiktaş wird jetzt durch den Trainerwechsel wahrscheinlich eine gewisse Stabilität reinkommen. Tabii burada hani Beşiktaş'ın da şu an hoca değişikliğiyle beraber biraz daha oturmuş bir hale geleceğini düşünüyoruz. Und Trabzon mit der Doppelbelastung mit dem europäischen Wettbewerb sieht auch jetzt immer stabiler aus. Deswegen glaube ich, dass das eine sehr, sehr, sehr spannende Saison wird. Tabii Trabzon da şu an hem Avrupa'da oynuyor olması hem de ligde onlar için de yeni bir durumdu ve burada bayağı bir oturmaya başlıyor takımları. Yani her takım elinden geldiği kadar yarışın içinde olmaya çalışıyor ve bu da gerçekten ligimizin kalitesini, değerini artırıyor. İşte Stefan Kuntz'un sihirli bir değneği olsa Süper Lig'de neyi değiştirmek isterdi? Wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du gerne verändern wollen in der Super League? Also mit den Träumen habe ich aufgehört. O tarz hayalleri gerçekten bırakalı çok oldu. Peki, çok teşekkür ediyorum. Samimi açıklamalarınız için başarılar diliyorum. Kalbimiz, yüreğimiz sizlerle birlikte. Danke für die Offenkundigkeit und für die ganzen Informationen, die Sie uns gegeben. Unser Herz ist wirklich bei Ihnen. Dankeschön. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Riva'dan canlı yayınımız Stefan Kuntz'la birlikte yeni sezon öncesindeki ilk röportajımızı noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.